Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle beraber üstü ifadelerden soru çözümü yapacağız. Eksik bilgilerimiz varsa da onları ne yapacağız? Şöyle bir güncelleyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz yani üstü ifadeler geride kalmış olabilir. Fakat arkadaşlar deneme sınavlarında ve LGS'de bu konuyla alakalı birçok soru geliyor. Ve dolayısıyla bizim unutma gibi bir lüksümüz kesinlikle arkadaşlar olamaz. Dolayısıyla biz de size ne yapıyoruz? Soru çözümleriyle e, sizleri sizleri bilgi anlamında diri tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Hadi bakalım dersimizi başlatalım seninle beraber. Şimdi sorumuza baktığımızda diyor ki bizlere birinci hafta 15 TL, ikinci hafta 31 TL, üçüncü hafta 63 TL gibi bir durum var. Tonguç kumbarasına yukarıda verilen örüntüye göre her hafta para eklemektedir. Buna göre 7. haftada Tonguç'un kumbarasında kaç TL olacaktır? Sevgili arkadaşlar, tabii ki konumuz üslü sayılar olduğu için ne yapıyoruz? üstü sayı olarak düşünüyoruz. Bakalım şimdi birinci hafta 15. He, 2. hafta 31. Şimdi ben baktığım zaman 2 üzeri 4 16 yapsa 1 eksi hem birinci hafta şunu diyebilir miyiz? 2 üzeri 4'ün 1 eksi 15 yapıyor mu? Evet yapıyor. 2. hafta 2 üzeri 5 32. 1 eksi olur mu arkadaşlar? Evet 31 TL evet. Bakalım buraya bakın 2 üzeri 6 64 1 x 60 olur mu? Evet 3. adımı da bu şekilde bulduk. Sonra gelelim arkadaşlar 4. adıma, 5. adıma, 6. adıma ve 7. adıma. Ne yaptık? Örüntümüzü kurduk. Burası 2 üzeri arkadaşlar 7 1 olur. 2 üzeri 8 1 olur. 2 üzeri 9 1 olur ve 2 üzeri 10 1 TL olur. Peki 2 üzeri 10 eksi 1 TL kaç TL'ye karşılık geliyor? Arkadaşlar 2 üzeri 10 ne demektir? 1024 demektir. 24'ten 1'i çıkartırsak sevgili Tonguç'un 7. haftada kasasında yani kumbarasında 1023 TL'sinin olduğunu çok güzel bir şekilde bulduk. Tabii ki bunu farklı yöntemle de bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bu yöntemle bulmayı tercih ettim ve doğru cevabımız da 1023 TL olarak bulduk. Hadi bakalım zengin soruyu ne yapıyoruz? Geride bırakıyoruz. Önemli olan insanın kalbinin zenginliği değil mi arkadaşlar? Para, pul bunlar gelip geçecek ama insan, kalbi ve zenginliği çok başka bir şeydir dedik. Sosyal mesajımızdan sonra yolumuza okullu soru. Hocam zaten her gün gidiyoruz ya Allah aşkına burada da mı yani okullu soru falan diyebilirsiniz ama olsun arkadaşlar. Hayatımız okulla geçiyor. Şimdi Tonguç okuldan dönerken sırasıyla kütüphane, kafe ve ev yolunu kullanmaktadır. Tonguç'un evi ile okul arasında mesafe 150 metre olduğuna göre kütüphane ile okul arası mesafe kaç metredir demiş. Yani arkadaşlar burasını bize soruyor. E düz mantık top bunların ikisini toplarız arkadaşlar. 150'den çıkarttığımızda buranın sonucunu bulabiliriz. Şimdi öncelikle burada çözümlenmiş olarak verilen sayıların ne olduğuna bakalım. Arkadaşlar hemen bakalım. Hemen bakalım şimdi burasına baktığımız zaman şöyle bakalım farklı bir kalem alayım. Mavi kalemimi alayım. Bakın burası 20 virgül. Virgülden sonra birinci sayımız 5. Yani 20 virgül 5 metre diyebilirim. Buraya baktığımızda arkadaşlar 70,02 bakın virgülden sonra ikinci sayım 5. O zaman buraya ben 70,05 metre diyebilirim. Şimdi bu ikisini topladığımda arkadaşlar toplayalım bakalım. 70,05 metre ile 20,5 topladığımda Buraya 0 yazabilirim. Toplarsak 5 olur. Burası da 5 olur. Burası arkadaşlar 0. Burası da ne olur? 90. 90.55 metre yapıyor. 150 metre yapması gerekiyordu. Ne yapmam gerekiyor? O zaman arkadaşlar 150'den 90.55'i çıkarmam lazım. 150 tam bir sayı olduğu için yanına 2 tane 0 ekleyebilirim. 90.55 de yine Böyle ne yapıyorum? Altına yazıyorum. Virgüller alt alta olmak zorunda biliyorsunuz. Şimdi en baştaki bakın buradan bir onluk aldığımızda burada 10'dan 5 çıkar 5 kalır. 9'dan 5 çıkar 4 kalır arkadaşlar. 9'dan 0 çıkar 9 kalır. Burada kaldı 4. 4'ten 9 çıkmaz. Komşuya gittik. 14'ten 9 çıktı. 5 kaldı. Demek ki sevgili arkadaşlar burada 50, 9,45 metreye karşılık geliyormuş kütüphane ile okul arası diyoruz ve doğru cevabımızın da 59,45 olduğunu söyleyebiliriz. Bu okullu soruyu da çok güzel bir şekilde çözdük. Çözümleme var, ondalık sayılarda toplama var, çıkarma var. Birçok arkadaşımız ne yazık ki ondalık sayılarda toplama veya çıkarmayı karıştırabiliyor. Dolayısıyla burada da ne yapmış olduk hatırlatmış olduk sana. Haydi bakalım okullu sorumuzdan sonra yeni nesil kazıkulazı izül bir soruyla devam edelim mi? Haydi edelim bakalım arkadaşlar. Şimdi aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde bir akvaryumun ayrı uzunlukları verilmiştir. Tamamı dolu olan akvaryumdaki suyu boşaltan sistem her dakika sonunda akvaryumun içindeki bulunan suyun yarısını boşaltmaktadır. Buna göre sistem çalışmaya devam başladıktan 3 dakika sonra havuzda kalan su kaç desimetre küptür demiş. Sevgili arkadaşlar şurada da bir bilgimiz var. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi, eni, boyu ve derinliğinin yani 3 tane boyutunun çarpımı ile bulunur. Şimdi içindeki suyun miktarını bulalım mı? Haydi bulalım bakalım. Hemen da yazalım su miktarı diyelim. Arkadaşlar su miktarı diyoruz. Ve ne yapıyorum? Hemen sayıları çarpıyorum. Yani 2 üzeri 5 çarpı 8. 8 ne demektir arkadaşlar? 2 üzeri 3 demek değil midir? Evet. 4 üzeri 4. 4 üzeri 4 de 2 üzeri 2'nin bakın 4. kuvveti olur. Dolayısıyla bu da 2 üzeri 8'dir. Çarptığımızda biliyorsunuz ortak tabanda üstler toplanır. 5, 3 daha 8. 8 daha arkadaşlar 16. Desimetre küp su varmış sevgili akvaryumun içerisinde. Peki... 2 üzeri 16 desimetrik birinci dakika birinci dakikamız ikinci dakikamız ve üçüncü dakikamızda durum ne olur? Evet arkadaşlar musluğumuzu açtık sevgili arkadaşlar birinci durumda yarısını boşaltıyorsa 2 üzeri 16'nın yarısı ne olur? 2 üzeri 16'nın yarısı yarısı arkadaşlar ne olur? Bakın böldüğümüz zaman üstler birbirinden çıkar 2 üzeri 15 olur 2 üzeri 15 kaldı ikinci dakikada yine yarısı gidiyor. 2 üzeri 15'ten 2 üzeri 1'e bölersek Üstleri birbirinden çıkartırız 2 üzeri 14 kalır Sonra 3. dakikada 2 üzeri 14'ü yine bölersek Arkadaşlar ne yaparız buradan 2 üzeri 14'ten üstü bir 1 vardır Bu da biliyorsunuz çıkartırsak 2 üzeri 13 desimetreküp su kalmış olur Yani doğru cevabımızı Şöyle tam net bir şekilde yazarsak 2 üzeri 13 desimetre küp diye biliyoruz ve doğru cevabı da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Güzel bir soruydu ve arkadaşlar sorumuzun cevabı da senle beraber de ne yaptık işlemleri çözdük. Beraber süzdük ve doğru cevabı da 2 üzeri 13 desimetre küp olarak bulmuş oluyoruz. Geldik bir başka bellek zorlayan Artık beyinleri yakan zirveye çıkartan dumanların çıktığı sorular arkadaşlar bakalım sorumuz ne diyor belleklerle alakalı biliyorsunuz örnek sorular da mevcut arkadaşlar bunlara da dikkat etmekte hatırlatmakta fayda var. 1 GB 1024'tür arkadaşlar Toyberk'in 4 GB'lık flash belleğinin yarısı doldur. Toyberg bu belleğin kalan kısmının yarısını tanesi 128 GB olan oyunlarla diğer yarısını da tanesi 2 üzeri 8 MB olan oyunlarla doldurmak istiyor. Toyberg bu belleği en fazla kaç oyun yükleyebilir demiş. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz 4 GB bunu isterseniz ben MB'ye çevirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Hemen şöyle yapacağım arkadaşlar. 4 GB varsa 4 çarpı 1024 diyorum. Ama burada dikkat ettiyseniz bu ikigiller familyasında. Yani olarak bütün soru içerisinde 2 üzeri 8, ikiler varsa o zaman ne yapıyorum? Bütün her şeyi iki tabanında yazmak için özen gösteriyorum. Öncelikle şu 4 GB'ı MB cinsinden yazıyorum. Yani 2 üzeri 2 diyorum. Burası bu da arkadaşlar 2 üzeri 10'un kuvvetidir. Değeridir, karşılığıdır. O zaman buradan ne olur? 2 üzeri 12 megabayta karşılık geliyor. Sevgili Toyberkin bu. Evet arkadaşlar şimdi bunun yarısı doluymuş zaten. O zaman 2 üzeri 12'nin ben yarısını alırsam ne olur? 2 üzeri 11'i dolu. O zaman ne kadarı boş? 2 üzeri 11'i boştur arkadaşlar. 2 üzeri 11 boş. Ben boş kısımla ilgileniyorum. Dolayısıyla 2 üzeri 11'i boşmuş. Şimdi 128 megabaytı ben 2'nin kaçıncı kuvveti olarak yazabilirim arkadaşlar? Kaçıncı kuvveti olarak yazarım? 2 üzeri 65, 32, 64, 128 2 üzeri 7. 2 üzeri 7 olarak ne yaptık? Yazdık. Zaten bu da 2 üzeri 8 arkadaşlar. Bakın bu da duruyor burada. Şimdi yarısını yani 2 üzeri 11'in arkadaşlar yine yarısını alıyorum bakın. Yarısını aldığım zaman 2 üzeri 10 megabyte yapıyor. 2 üzeri 10 megabaytı 2 üzeri 7 megabaytlık oyunlarla doldurursam acaba kaç oyun yapar? Bakın onu nasıl bulacağız? 2 üzeri 10 megabaytı 2 üzeri 7 megabaytlık oyuna bölersem buradan üstleri birbirinden çıkartırsam 2 üzeri 3 yani 8 tane oyun ediyor bundan. Devam edelim. Kalan yarısını yani 2 üzeri 10 diğer yarısı ne yapıyorum? 2 üzeri 8'e böldüğümde buradan da üstleri birbirinden çıkartırsam 2 üzeri 2. Yani 4 tane oyunda buradan geliyor arkadaşlar. O zaman toplam oyun sayısına baktığımızda 8 tane buradan geldi. 4 tane buradan geldi. Topladım. 12 tane oyun yapmış. Oldu arkadaşlar. En fazla da 12 tane oyun yükleyebilirmiş diyoruz ve gerçekten beyin zorlayan, bellek zorlayan, beyin yakan, artık duman çıkartan arkadaşlar ne derseniz deyin her şey var. Tam bildiğin soruydu ve seninle beraber mükemmel bir şekilde ne yaptık sonucunu bulmuş olduk. Oksijenli soru. Evet beyin yakan sorudan sonra artık neye ihtiyacımız var? Şöyle derin bir nefes almaya ihtiyacımız var. Çünkü arkadaşlar ne oldu? Beyinler yandı. Artık oksijen alma zamanı diyoruz. Ve güzel bir soruyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi bir ağaç yılda ortalama 22,5 kilogram karbondioksit eminimi yapmaktadır. Sağ olsun karbondioksiti alıyor geri oksijen veriyor. Hiç de karşılığında bir şey istemiyor arkadaşlar. Ağaçların değerini bilmemiz lazım. Gerçekten çok sağlık çok vefakar canlılar. Dolayısıyla bakın karbondioksit alıyor, bize oksijen veriyor. Karşılığında ne para istiyor arkadaşlar? Ne bir bir şey istiyor? Yani diyor ki bana dokunmayın. Ben yağmurun suyuyla karnımı doyururum. Topraktaki arkadaşlar vitaminlerle karnımı doyururum. Üstüne karbondioksit alırım oksijen veririm. Bir de üstüne meyve sebze veririm. Oh ne hala dünya. Teşekkürler sevgiler. Keşke herkes senin kadar faydalı olsa değil mi dünyaya? Şimdi buna göre Osman Ağa'nın bahçesindeki 6 ağacın 5 yılda MD karbondioksit miktarını gram cinsinden veren bilimsel gösterim nedir demiş. Arkadaşlar bir ağaç yılda ortalama bu kadarsa 6 ağaç 5 yılda o zaman ne olur? Arkadaşlar 36 ile 5 çarparsak 6 ile 5 çarparsak arkadaşlar ne olur buradan 30 tane 30 kere ne yapacak eminim yapması gerekiyor. Dolayısıyla 30 kere eminim 1 eminim 22 buçağa karşılık geliyorsa 30 eminim kaç kilograma karşılık gelir diyoruz. Ve 20 yani 2000 pardon 225 de neyi çarpacağım 30'u çarpacağım haydi çarpalım bakalım. Buradan 0 0 0 3 kere 5 15 elde var 1 6 1 de elde 7 buradan ne olur 6 hop topladık 0 5, 7, 6. Ancak sevgili arkadaşlar şurada bir virgülümüz vardı biliyorsunuz. Bir tane kaydırırsak buradan ne olduk? 675 kilogram eminim yapıyor. Karbondioksit eminimi yapmış oluyor. buradaki sıfır ne yaptık? Attık tam kısmı. Sıfırın bir anlamı yok zaten. Bunu ben kilograma çevirmek istersem kilogramdan pardon grama çevirmek istersem ne yapacağım? 675'i 1000 ile çarpmayacak mıyım? Evet bakın grama çevirmiş oldum. Peki bunu bilimsel olarak göstereceğim. Ne yapıyorum? Arkadaşlar 6,75 çarpı 10 üzeri ne kadar geldim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 geldim. O zaman ne yapıyorum buraya? 5 yazıyorum ve güzel bir şekilde de bilimsel olarak göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Çok tatlı bir şekilde bilimsel gösterimi de ne yaptık? Senle beraber tekrar etmiş olduk. Haydi bakalım oksijen sorudan sonra Dinamo Soru Bankası'ndan. Arkadaşlar Dinamo Soru Bankasından 23. sayfa 6. soruyu diyor çözeceğiz diyor. Bakalım gerçekten de öyle bir sayfada öyle bir soru var mı yoksa üfürükten sallıyor muyuz? Haydi açalım bakalım 23. sayfa. Açtık 23 arkadaşlar. Bakıyoruz karşımızda. Evet gerçekten de görmüş olduğunuz gibi sorumuzun aynısı 6. soruda var arkadaşlar ve güzel bir soruyu sizler için seçtik. sevgili Dinamo sponsorluğunda biliyorsunuz dersimiz devam ediyor ve son sorumuz ondan sonra sana güzel bir ödüllü soru soracağız. Şimdi a sıfırdan farklı bir gerçek sayı n bir tam sayı olmak üzere yanda bir şekil ve şeklin ifade ettiği işlem vardır arkadaşlar. Yani a ve b diyor ki a taban b de üste olacak diyor bu şekilde olmuş arkadaşlar. Demek ki bu tavan. O zaman hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Buna göre A ve B tam sayıların toplumu aşağıdakilerin hangisi olmaz. Arkadaşlar buradan şunu söyleyebilir miyim? A üzeri B 1 bölü 16 ya da arkadaşlar 1 bölü 16'yı ben kaç türlü yazabilirim diye düşünüyorum. 1. 16 üzeri eksi 1 olabilir mi? Evet olabilir. A üzeri B'ye baktığımızda arkadaşlar mesela başka ne olabilir? 2 üzeri eksi 4 olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. A üzeri B 4 üzeri eksi 2 olabilir mi? Evet olabilir. Arkadaşlar bakalım buradan neler var. Şimdi A artı B buradan ne olur? 15 olur arkadaşlar. Bakın baktığımızda A ve B toplarsak 15 olur. Işıklarda var. Olamaz demiş. bunu topladığımızda bakın buradan eksi 2 olur. Arkadaşlar burası eksi 2 olur ama zaten şıklarda yok. Bunu da eliyoruz. Bu da gitti. Bunları topladığımızda 4 ile eksi 2'yi toplarsam A artı 2 yapar. Bakıyorum şıklarda var. Bunu da eledik. E bu da gitti. arkadaşlar iki şıkkımız kaldı. Allah Allah. Bir yerde acaba mı yaptık ya nasıl oldu falan diye düşünürken A üzeri B'yi arkadaşlar eksi 2'nin bakın eksi ikinci kuvveti yapsam bakın eksi 4'ün pardon eksi ikinci kuvveti yapsam e kuvvetim zaten çift olduğu için artı olacaktır. E takla attırırsam 1 bölü 16. Oo, o zaman cevabımız geldi mi? Evet geldi bak. Eksi 4 ile eksi 2'yi toplarsam eksi 6 yapar mı? Evet yapar. O zaman doğru cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Tek tek ispat ederek geldik ve doğru cevabımız da Adana olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Dedik ve üstü ifadelerle alakalı arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Evet arkadaşlar Dinamo Soru Bankası'ndan elinde varsa üstü ifadelerle alakalı bölümü bugün sıcağı sıcağına hemen ne yapıyorsun çözüyorsun ve bu tatilde boş geçirmiyorsun. Dinamo Soru Bankası olmayan arkadaşlar varsa da mutlaka hemen linkin alttaki linkten Tonguç mağazaya gidiyorlar ve oradan da kendilerine çok güzel bir kitap sipariş veriyorlar ve onları zirveye doğru çıkartacak basamakları bir bir tırmanmaya başlıyorlar diyoruz ve hadi bakalım ödüllü sorunun cevabını bul. Yorumlara yaz kendini çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.